Hocam, Seyit Kutup konusunda size olan itirazlar iki noktada düğümleniyor. Bunlara cevap verebilir misiniz? Birincisi, mücadele adamı diyorlar. Biz onun İslam adına verdiği mücadeleyi örnek alıyoruz diyorlar. Ne dersiniz? Evet, haklısınız. Ben de e, okuyorum, duyuyorum. Genelde e, bu sualleri çok soruyorlar ama biz adama tembel demedik ki. <laughs> yani ben Seyit Kutup tembel Yatan bir adam demedim açıkçası. Şimdi burada ne var? E, siz bir şey söylüyorsunuz onun hakkında. O sizin suallerinize cevap vermiyor. Ya yani konuşmuyor, onu anlatmıyor. Efendim, biz işte onun hataları olabilir ama biz onun mücadele tarafını alıyoruz. Biz onun mücadele yönünü alıyoruz. İslam adına verdiği mücadeleyi örnek alıyoruz falan. E şimdi biz de tembel demedik. Biz adamın ehl sünnet yolundan ayrıldığı noktaları ifade ettik. Bir defa karşıdakileri önce buna cevap vermesi lazım. Bunlar var veya yok. Buna cevap vermeleri lazım. Ona göre şimdi biz onu şu yönünü aldık. İyi de kardeşim o adamın bu hataları var. Bu adam ehl sünnet yolundan ayrılmış. ehl sünnet yolundan çıkmış. Ben bir şeyler söylüyorum. Efendim işte vazgeçmiş. Ya mı bu adamın 50 tane kitapları var? Yüz tane kitabı var, onlarca defa basılmış, hala basılmış ve hala gençlerin elinde olan kitaplardaki hataları gösteriyorum. Sen bana Arabisinden okuyarak bilmem ne cevap veremezsin ki. Bu adamlar bunun düşmanı değil, bu adamlar dostu. O zaman çıkarsınlar bu hataları. Çıkarsınlar kardeşim hataları. Gençler okumasın, gençler zehirlenmesin. Ama hala diyorsunuz ki çok çok hataları var ama hatalarını da saymıyorsunuz. Onun için burada önce Seyyid Kutup'un hataları üzerinden konuşmak lazım. Mücadelesi değil. Şimdi hatalarını konuştuğumda sahabe-i kiram efendilerimizin aleyhinde konuşan birisi. Mezhepsiz birisi. İşte hocaları mezhepsiz. Referans aldığı ve etkilendiği kişiler mezhepsiz. İbni Teymiye, İbni Hazm, Abdu. Bakın şimdi. Kendisinin mezhebini söyleyin diyorum yok. E pişman mı oldu? Tevbe mi etti? Vaz mı geçti? Ya bana bir noktadan söylemeyin. Bunların hangisinden vazgeçti? Mal, mülk kimindir? Şahsın değil, cemiyetin mülkü. Zekat konusunu okuyorsun. E bu bu diyorsun, sosyalizmde var diyorsun. Bu komünizmde var diyorsun. Bakıyorsun onu söylüyor. E şimdi peki bütün bu yanlışlarını biz nereye koyacağız? Peki mezheplerin ayrılığını felaket olarak değerlendiriyor. Mezhepler birleşmeli diyor. Peki neyi savunmuş oluyor? Telfiki savunuyor. Telfiki savunmak küfür değil mi? Ya sizler bunu bilmiyor musunuz? Şimdi ben bütün bu hatalarını saydığımda bugüne kadar videolarımda tüm bu hatalarını ortaya koyunca şimdi onların adına soruyorum öyleyse. Seyit Kutup neyin mücadelesini veriyor? Buyurun şimdi. Şimdi söyleyin. Şimdi Seyit Kutup neyin mücadelesini veriyor? Seyit Kutup mezhepsizliğin mücadelesini veriyor. Seyit Kutup mezhepleri telfiğin mücadelesini veriyor. Seyit Kutup zekatta yanlışın mücadelesini veriyor. Seyit Kutup onlarca hatasının mücadelesini veriyor. Hz. Osman Efendimizin aleyhinde konuştuklarının mücadelesini veriyor. Onun aleyhinde konuşuyor. Seyit Kutup mezhepsiz alimleri övmenin mücadelesini veriyor. Neyin mücadelesini veriyor? Şimdi buyurun. Hadi cevap verin şimdi. Mücadele adamı. Bunca hataları varken o zaman sen bu hataların mücadelesini veriyorsun diyeceksin. Şimdi bana efendim Seyit Kutup cihat mücadelesi. Ha, buyurun. Buyurun gelelim. Seyit Kutup biz cihadı Seyit Kutup'tan öğreneceğiz öyle mi? Kitaplarında en çok cihadı anlatıyor. Kardeşim cihadı öğrenmek istiyorsan İdil Bulgarlarını okuyacaksın. Karahanlıları okuyacaksın. Gazneliler okuyacaksın. Selçukluları okuyacaksın. Osmanlıları okuyacaksın. Sultan Alparslan'ı okuyacaksın. Gazneli Mahmud'u okuyacaksın. Kılıç Arslanları okuyacaksın. Selahaddin Eyyubi'leri okuyacaksın. Osman Gazi'yi, Ertuğrul Gazi'yi. Birinci Murad'ı, ikinci Murad'ı, Yıldırım Bayezid Hanı Emir Timur'u, Fatih Sultan Mehmed'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Yavuz Sultan Selim'i, Abdülhamit Hanı, dördüncü Murad'ı, oku ve kardeşim, bin yıl sana al sana cihat, al sana cihat, oku. Seyit Kutup bunların birini anıyor mu? Mücadele adamı dediğin bence bunları anlatır. Önce bunları söyler. Sen söyle bana göster. Seyit Kutup nerede bunların cihadını anlatıyor? Seyit Kutup kafire karşı hangi cihadı anlatıyor? Söyle bana. Dikkat edin. Seyit Kutup başka bir cihadı anlatıyor. Devlet içindeki cihadı anlatıyor. Bakın bunu anlatırken İslam'ı, İslam'ın o amelini itikat gibi gösteriyor. Amel imandan bir cüz gibi sunuyor. Dikkat edin. O devlette sen dinin bir şeyini yaşayamazsan ibadette tümünü bırak diyor. Ve devlete karşı bir isyanın yolunu açıyor. Seyyid Kutub'un cihadını da iyi bilirim ben. Kime karşı yaptığını da iyi bilirim. Evet Seyyid Kutub'un karşı durduğuna zalim değil demiyorum. Zalim değil demiyorum. Ama ben Seyit Kutub, Cihad'ı İmam-ı Azam'dan öğreniyorum. Ben Cihad'ı İmam-ı Rabbani'den öğreniyorum. Hangi ehli sünnet alimi Seyyid Kutup gibi devletinize isyan edin, zalim olurlarsa, fasık olurlarsa isyan edin dedi. Hangisi bunları söyledi? Onların her birisi dini tebliğ yolunu seçti. Sen tebliğ et. Sen insanlara İslam'ı anlat. Sen insanları İslam'ı yaşayamayacağı bir hale getirme. Bakın şimdi cihad ayetleri diyorlar Seyyid Kutubu. Peki Müslüman tefsir uleması cihad ayetlerini esme geçti? Cihad ayetlerini görmedi mi tefsirlerinde? Ebu Suud Efendi tefsirinde sen cihad ayetini okumuyor musun? Kadı Beydavi tefsirinde ruhul beyanda cihad ayetlerini yok mu sayıyorlar? Bunlar cihadı değiştirdiler mi de ben Seyyid kutuktan öğreneceğim? Hadi buyurun. Haydi cevabını verin. O ehli sünnet tefsir alimleri bunları anlatmadılar mı? Buyurun onlardan çıkartın. Biz de okuyalım, hepimiz okuyalım. Nasıl bir cihad olduğunu, ehli sünneti görmeyip de bidat ehli mezhepsiz Seyit Kutup'tan mı öğreteceksiniz millete? Bunu mu öğreteceksiniz? Bakın bugün Avrupa'da en fazla, en fazla Selefilik ve Vehhabilik akımından rahatsız oluyor bizim Müslüman ehli sünnetliğin kardeşlerimiz. Onlar Seyyid Kutub'un ve İbni Teymiye'nin, Abdu'un Afgani'nin fikirleriyle beslenerek daha eş gibi devlete isyan noktasına götüren yollara sapıyorlar. Bakın buna çok dikkat edin, çok uyanık olun. Seyyid Kutub'u bu milletin evlatlarına boş yere empoze etmiyorlar. Büyük bir tehlike var. Daha önce de söyledim. Seyyid Kutub selefiliğe ve vehhabiliğe kapı aralar, yol açar. Dikkatli olun. Ben cihad ayetini onlarca ehli sünnet tefsir aliminin tefsirleri dururken ondan okumayacağım. Ben cihadı bin yıl İslamiyet yolunda cihad etmiş Osmanlı Osmanlı padişahları, Selçuklu hükümdarları, Emevi, Emevi Abbasiler, Gazneliler, Karahanlılar bunları bir tarafa bırakıp Seyit Kutup'tan öğrenmeyeceğim. Bin yıl ehli sünnet ulemanın eserlerini Molla Fenari'yi, Hoca Saadettin Efendi'yi, Emir Sultan'ı yani bakıyorsunuz Akşemseddin'i, Ahmet Yesevi'yi, i̇mam Gazali'yi, İmam-ı Rabbani. Ya, oku da oku be kardeşim. Bunların hangisi cihatta geri kaldı ve geri durdu cihada anlatmadı. Ben hangi mücadeleyi Seyit Kutup'tan okuyacağım? Mücadele burada. Onun için böyle sinsice ifadelerle sizi başka tarafa çekerler. Cevabınız olsun bunlara. Bunlara cevabınız ben bin yıl İslam'ın sancaktarı olmuş bir tarihin ecdadı olarak, bir milletin ferdi olarak ondan mı öğreneceğim gidip bir Mısır fellahından? Uyanık olun, dikkatli olun sevgili dostlar. Ya çok önemli bu kardeşim, önemli bir noktaya parmak bastın. Evet. İkincisi hocam Seyyid Kutup gibi şehit olan birisine nasıl söz söylersiniz diyorlar. Buna ne diyeceksiniz? <laughs> ya çok güzel. Şimdi <laughs> siz bir şey söylüyorsunuz. O diyor ki şehit konuşma. Ya siz bir hata söylediniz yani. Konuşulacak olan nedir? O hatanın olup olmamasıdır. Burada ne var? Hatayı kapatma var. Birincisi hatayı kapatma var. Hatayı görme. Bu hata itikadi olur, bu hata ameli olur, bu hata başka bir şey olur. Siz onun önüne bir perde gerdiğinizde bu şehadet perdesi olur, bu başka bir iyiliği olur, cömertliği olur. Adamın bir hali vardır. Ne der? Şunu görmesen Ama hata bu, dinde hata. Bunu görmeyelim mi? Fakat dikkat edin. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Bakın bid'at insanı şaşı yapar. Bid'at insanın şirazesini kaydırır. Bid'at aklı selimi, sağduyuyu yok eder. Bunu söyleyenler şunu hiç düşünmüyorlar. Biz Seyyid Kutub'u tenkit ederken en fazla Hazreti Osman Efendimiz'e vurduğu noktaları söyledik. Hazreti Osman Efendimiz şehit değil miydi? Onu şehit saymıyor musunuz? Şehit mutlak, mutlak şehit desek ilk, ilk üçten biri Hazreti Osman Efendimiz değil mi? Kur'an-ı Kerim okurken şehit edildi. Müminlerin halifesi, Zinnureyn, iki nur sahibi, Peygamber Efendimizin en yakınlarından biri. İki kez iki kızını verdi ona, damadı. Üçüncü halife, burada onun meziyetlerini saya saya bitiremezsiniz. Onun üstünlüklerini sabaha kadar sayarsınız. Onun üstünlüklerini kitaplardan okursunuz. Peki onun aleyhinde konuşan Seyit Kutuba bir dakika ya sen kimsin diyecek yerde. Sen Hazreti Osman Efendimiz'e bu sözleri söyleyen bire ahmak belki diyecek yerde siz beni susturmak istiyorsunuz. Peki onu saymıyor musunuz? Ona niye demiyorsunuz? böyle birisine nasıl söylersiniz? işte bid'at insanın düşünce sistemini dumura uğratır. Düşünemiyor bunu. O Hz. Osman Efendimiz gibi bir şehide Beytül Mali israf ederek harcadı bitirdi. Kendi yandaşlarına paralarını aktardı. Ve diğer ashab-ı kiramın ileri gelenleri Osman'da İslam'ın nurunu görmediğini, olmadığını söylüyorlardı. İslam'ın nuru kalmamıştı Osman'da. Düşünebiliyor musunuz? Evet, hadi buyurun. Kihar-ı yarı mübine var ise buzun ne kazan makbul ola ne farzun. Kihar-ı güzine var ise buzun. Onlara buz edersen senin ne kazan makbul olur ne farzın makbul olur? Hiçbir şeyin makbul olmaz. Sen kime söz söylüyorsun ya? O şehit değil mi? Şimdi bana bu sözleri söyleyenler, şunu hiç düşünmezler mi? İşte bitat böyle bir şey kardeşim. Bitat böyle bir durum. Uyanık olacaksın, dikkatli olacaksın. Efendim Allah Allah çıkartmış kitabından. Dikkat edin. Tevbesini duymadıkça bana bunu inandıramazsın tevbe ettiğini göster bana. Kitaptan çıkartmak olmaz. O bazen ahmak aldatmak olur. Mezhebini de ilan etti mi? Ben bir video çektim. Büyük bir tepki aldım. Sonra da videomu kaldırdım. Bu pişmanlığın manasına gelmez. Milyonlarca insan onu okudu ve okuyor. Milyonlarca insan. Benim o videodan Pişman olduğumu video çekmem lazım veya bir kitapta yazmam lazım veya bir sözle altına imzamı atıp birine vermem lazım. Yaptı mı? Bazen tepki çekersin, kenara çekili verirsin. Ben bugün de çok görüyorum bunları. Bir gün söylüyor, sonra siliyor oradan. Silmekle olmaz kardeşim. Ben o söylediğime tevbe ettim diyeceksin. Pişman oldum diyeceksin. Onu da gösterin bana. Öyle, yok öyle. Öyle işte kaldırdı. Hem de adamları tarafından kaldırılanları biliyorum ben. Adamları kaldırıyor. Orada bir noktayı. Fakat benim Hazreti Osman Efendimizle ilgili Seyit Kutub'un söylediği her söz bugün bütün kitaplarda var. Seyit Kutub adına yazılan bütün kitaplarda var. Bunları nereye koyacağız? Bunları nereye okunuyor o kitaplar? Niye kaldırmıyorlar kardeşim? Bu Seyit Kutub'un kitaplarını tercüme edenler Seyit Kutub'un düşmanı mı? Dostu? O zaman siz çevirin ya. Niye savunuyorsun be kardeş? Siz çevirin o zaman ben göreyim olmadığını. Arapçasından okuduğunuz orada da var. Orada da duruyor. İslam'ın nuru azalmıştı diye. Demek ki şimdi şehit ama Hz. Osman Efendimiz şehit değil öyle mi? Hadi buyur cevap ver. Cevap ver. O ona söylerken yok. Ben Seyyid Kutub'a söylerken var. İşte bunlar Hz. Peygamber'e söz söyleseler, çihari yarı güzüğüne laf söyleseler, Hz. Muaviye'ye söz söyleseler, asaptan birisine söz söyleyen işte kim gibi? Nurettin Yıldız gibi zerre kılları kıpırdamaz. Söz söylüyor. Peygamberimize söz söylüyor Nurettin Yıldız. Hasan bin Sabit Hazretlerine ödlek diyor. Kılları kıpırdamaz. Ama Seyyid Kutuba Mevdudiye Abduha Afganiye Hamidullah söz söylerken o damarları çıkıyor ya damarları patlıyor. Kardeşim İmam-ı Rabbani'nin bir sözünü size söyleyeyim. Ehli sünnet alimlerinin sözlerinden yolundan kıl ucu kadar ayrılmak onların kitaplarını okumak öldürücü zehirdir. Ehli sünnet alimlerinin yolundan kılıcı kadar ayrılmak, onların kitaplarından, onların yolundan kılıcı kadar sapmak öldürücü zehirdir. Seyit Kutub'un fikirleri öldürücü zehirdir. Bir iki değil, daha yüzlerce. Ben birilerini davet ettim. Yani birilerini hadi buyurun Fizilal'de de hata yoktur diyebilirseniz ben hatalarını söyleyeceğim dedim. Söyleyeceğim. Yok diyebilirseniz bir değil binlerce mezhebi olmayan adamın sözleri doğru bile olsa ölçülü gideceksin. Nerede hata yaptığını bilemezsin. Bana önce mezhebini söyleyin. Bana rehberini söyleyin. Rehberini. Ondan sonra daha çok konuşacağımız şeyler olur. Dikkatli olalım. Herkes bir şeyler söyleyebilir benim sözlerime. Benim sözlerime cevap verebilen var mı? Onlara dikkat edin muhabbetlerinde.